Kıymetli Post Gazetesi okurları, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Tekrar Ramazan ayında olduğumuz için yayınımızı da insanların iftar vaktinden sonra yapalım diye düşündük. Onun için bu geç saatte sizi rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. Ben de bir kez daha sizler vasıtasıyla başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş anlamına gelen Ramazan ayımızın ülkemiz, milletimiz, yurt dışında yaşayan tüm kardeşlerimiz için hayırlılara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bizleri Ramazan ayına kavuşturan Rabbimin aynı şekilde bayrama da kavuşturmasını ve bayram sonrası inşallah hem bu Covid salgınından kurtulmuş, memleketine tekrar geri dönme imkanının sağlanabildiği ortamın oluşmasını da Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Kıymetli okurlarımız, Sayın Vekilimiz ile bugün emeklilikten dövizli askerliğe hem İsviçre'den hem Avrupa genelinde tüm Türk vatandaşlarımızın soru ve sorunlarına cevap bulmaya çalışacağız. Yayınımızı paylaşırsanız daha çok seyirciye ulaşıp daha çok vatandaşımızın sorununa bir şekilde bir çare bulmuş oluruz inşallah. Sayın Vekilim, birinci sorumda şunu soracaktım size. Avrupa'ya göç eden birinci kuşak vatandaşlarımız, kısmen ikinci kuşak, belki üçüncü kuşak vatandaşlarımız Türkiye'ye kesin dönüş yapma hayaliyle Avrupa'ya göç ettiler. Ancak bugün başka bir tabloyla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde o ülkelerin vatandaşlığını almaları sizin değerlendirmenize göre ne kadar önemli? Tabii sözlerime başlamadan önce ben bugün Van ilimizde Vefa Destek Programı çerçevesi içerisinde oradaki bir karantina uygulamasının yapıldığı bir bölgeye insanlarımıza hizmet için giden iki tane kardeşimizin PKK terör örgütünün yapmış olduğu saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasını büyük bir üzüntüyle karşılıyor. Bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Bir kez daha PKK terör örgütünü ve her türlü terör örgütlerini lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. DHKPC terör örgütlerinin mensuplarının hayatlarını kaybetmesiyle ilgili hassasiyetlerini ifade eden çevrelerin özellikle bugün bu iki kardeşimizin şehit edilmesiyle ilgili olarak herhangi bir ifadede bulunmuş olmalarında ben milletimizin tekrar takdirini sunmak istiyorum. Allah kendilerine rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah bu millet, bu devlet bundan sonraki süreç içerisinde de tekrar her türlü hizmetini yapmaya devam edecek. Asla bu terör örgütlerine aman vermeyecek. Ve bu saldırı yapanların her biri kimse muhakkak bulup gereken cezası verilecektir. Sorunuza gelecek İnşallah. olursak, biraz önce de sizlerin ifade etmiş olduğu gibi 1961 iş göçü anlaşmasıyla başlamış, 1961'de Almanya ile başlamış. Bu daha sonraki yıllar içerisinde Belçika ile, Avusturya ile, Hollanda ile, Fransa ile 1965 yılında devam etmiş ve yaklaşık olarak baktığımız zaman bugün itibariyle Avrupa genelinde 5,5 milyonu bulan bir Avrupalı Türk toplumunun varlığını görüyoruz. İlk gelen nesil Evet. tabii kalıcılık unsuru içerisinde değil, bir geçicilik unsuru içerisinde gelmişlerdi. Kendileri belli bir müddet bu ülkelerde kalacaklardı. Kendileri bazı gelirlerini elde edecekler, bazı birikimler sağlayacaklar. Sonra bu birikimleriyle birlikte ülkelerine dönecekler ve orada kazandıklarıyla ilgili belirli yatırımlar yapıldıktan sonra ülkelerinde geri kalan, hayatlarının geri kalan bölümünü orada idame edecekler. Tabii planlanan buydu ama gelmiş olduğumuz noktada Avrupa'ya gelen bu neslin ikinci nesil olarak baktığımız zaman artık Avrupa'da yaşayan bir nesle dönüşmüştü. Şahsımın da Evet. Avrupa'da ki ikinci nesle ait olan bir kardeşiniz olarak Avrupa'da doğan, Avrupa'da yaşayan ama artık üçüncü nesle geldiğimiz zaman Avrupalı bir Türk toplumunun varlığını görüyoruz. Kendileri bir şekliyle büyüklerinin memleketi olarak memleketimizi yani Türkiye'mize gelip giden ama bundan sonraki süreç içerisinde bütün hayatlarını yaşamış oldukları toplumda devam ettirebilen, orada devam etmeyi düşünen, hatta yaşamış oldukları ülkenin dilini Türkçeden çok daha iyi konuşabilen
bir yurt dışındaki Avrupalı Türk toplumunun varlığını görüyoruz. Onun için artık Avrupa'ya gelen toplumdan Avrupa'da yaşayan hatta Avrupalı Türk toplumuna dönüşmüş olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Ve bundan sonraki süreç içerisinde yapılacak olan tüm çalışmalar memleketimizle yani ana vatanımızla olan bağımızı kaybetmeden orayla olan bütün iletişimlerimizi çok daha yüksek bir seviyeye taşırarak ama bundan sonraki süreç içerisinde artık geleceğimiz adına vatan kabul etmiş olduğumuz İsviçre'de, geleceğimiz adına vatan kabul ettiğimiz Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da yani Avrupa'nın değişik ülkelerinde varlığımızı koruyacağımızı, orada bundan sonraki süreç içerisinde o ülkeleri toprak vatan olarak kabul edeceğimizin bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Ve bu anlamda da muhakkak yapmamız gereken çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Çünkü biz her ortamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi yaşamış olduğumuz toplumda katma değer üretmeye gayret gösteriyoruz. Yaşamış olduğumuz toplumda asla düzeni bir şekilde bozan değil, düzene katkı sağlayan ama asli unsurlarımızdan da asla vazgeçmeyen, sonuna kadar entegre olma gayreti içerisinde olan ama asimilasyonun her türlüsünü de reddeden, çünkü asimilasyonu da bir insanlık suçu olarak gören bir anlayış içerisinde olduğumuzu belirtiyor ve buna göre de yapacağımız çalışmaları muhakkak çerçevelendirmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Sayın Vekilim, okuyucularımızdan, özellikle genç okuyucularımızdan gelen bir başka şikayet konusu ise dövizli askerlik. Son birkaç yılda birkaç defa miktar değişti. Zaten yaşadığımız ülkede, eğitimde, iş bulmada ayrımcılığa uğruyoruz gibi şikayetler var. Dövizli askerlik ücreti konusunda yeni bir düzenleme, yeni bir değişiklik söz konusu mu? Yeni bir düzenleme gelebilir mi? Bahtiyar Bey, tabii bu konuyla ilgili olarak baktığımız zaman 2008 yılından itibaren bu konuda 5 ayrı düzenlemenin varlığını görüyoruz. 2008 yılında 5113 avroya çekilen bu düzenleme, 2011 yılına geldiğimiz zaman 21 günlük askerlik süresinin kaldırılmasıyla birlikte 10.000 avro seviyesine çıkartılmış. 2013 yılına geldiğimiz zaman tekrar 6.000 avro seviyesine ve 21 günlük askerlik zorunluluğunun olmadığı bir ortamda 2016 yılında bu 1000 avro seviyesine çekilmiş ama 38 yaş sınırlaması getirilmiş. 2018 yılında tekrar 38 yaş sınırlaması kaldırılarak 2000 avro seviyesine ve son yapılan düzenleme ile birlikte de Türkiye'de bildiğiniz gibi büyük bir askerlik reformu söz konusu oldu. Türkiye'de bedelli askerlik reformunun sağlandığı, değişik platformlarda birçok düzenlemenin yapıldığı, bedelli askerlik imkanının da Türkiye'deki insanımıza verildiği ve Türkiye'deki bedelli askerlik ücretlendirilmesiyle yurt dışındaki dövizle askerlik ücretlendirilmesinde eşit bir seviyeye getirilmiş olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Tabii tüm bu çalışmaları yaparken kendimin de zaman zaman Milli Savunma Komisyonu toplantılarına katılabilme imkanım oldu. O toplantılardan birisinde ana muhalefet partisinin bir milletvekilinin, yanlış hatırlamıyorsam sizler Denizli olmanız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli milletvekilinin de esasında yurt dışındaki dövizle askerlik miktarının bedelli askerlik miktarının iki katı olması gerektiğini, çünkü yurt dışındaki özellikle İsviçre'deki vatandaşlarımızın çok ciddi anlamda gelirlerinin Türkiye'ye göre çok daha fazla olduğunu falan bahsetti. Bazı arkadaşlarımız bu konuşmalarla ilgili çalışmaları da herhalde yanlış hatırlamıyorsam videoya almışlardı. Ancak ben bu konuyla ilgili olarak Sayın Vekilimizin yapmış olduğu konuşmaya itiraz ederek yurt dışındaki vatandaşlarımızın artık birinci nesildeki gibi bir gelirinin söz konusu olmadığını ifade etmiştim. Bugün Avrupa geneline baktığınız zaman özellikle göçmen topluluklarda açlık sınırı içerisinde, yoksulluk sınırı içerisinde yaşayan insanların oranının %14 olduğunu görüyorsunuz. Bu %14'lük oranında baktığınız zaman 1/3'lük bir kısmı ise Türk kökenli vatandaşlarımızın oluşturduğunu görüyorsunuz. Yine baktığımız zaman bugün yurt dışındaki özellikle 3. nesle baktığımız zaman herhangi bir meslek edinme programına katılmamış, meslek sahibi olmamış olan gençlerimizin oranının %65'ler seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Yani ifade etmek istediğim, yurt dışındaki özellikle 3. nesildeki kardeşlerimizin şu anda ciddi anlamda gelir sıkıntısı yaşadığının çok iyi bir bilinci içerisindeyim ve bu konuyla ilgili olarak da değişik platformlarda bu düşüncemi ifade ettim. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde de yurt dışındaki kardeşlerimizin askerlik yapabilmeleri için bu miktarın
daha makul bir seviyede olması için ben düşüncelerimi değişik ortamlarda hem siyasi partim içerisinde de ifade etme gayreti içerisinde olacağım. Çünkü buradaki mesele hakikaten artık üçüncü neslinin alım gücünün birinci nesle göre çok çok daha zor bir konumda olduğunu, bugün Avrupa'da yükselen İslamofobinin, bugün Avrupa'da yükselen xenofobik ortamın, yani ayrımcılığın, yani dışlamanın getirmiş olduğu bir ortamda vatandaşlarımızın zaten bir şekliyle iş bulabilme imkanlarını çok çok zorlamaları gerektiğini ve bu ortamda işsiz kalan kardeşlerimizin aynı zamanda da tekrar dövizli askerliğe müracaat etmeleri noktasında bu meblağı ödemekte bazen zorlandıklarını, zorlandıkları bir ortamda vatandaşlarımızın zaman zaman tek çare olarak artık vatandaşlıktan çıkış noktasına doğru evrildiklerini gözlemlediğimi ifade etmek istiyorum. Sorunla ilgili olarak bundan sonraki süreç içerisinde de bu kardeşlerimizin dövizle askerlik bedelinin düşürülmesiyle ilgili olarak düşüncelerimi hem Milli Savunma Bakanlığımız ile ilgili olarak hem diğer bakanlıklarımızla ilgili olarak da paylaşma düşüncesi içerisinde olacağım. Bu konuyla ilgili fikirlerimi ifade edeceğim. Umut ederiz ki inşallah önümüzdeki süreç içerisinde yeni bir düzenleme yapılarak bu miktar biraz daha aşağıya çekilebilme imkanına haiz olur. İnşallah. Bu arada seyircilerimizden, bizi izleyen okurlarımızdan sorular geliyor. Soruları da program sonunda soralım size. Hay hay, ister şimdi sorabilirsiniz, ister program sonunda nasıl takdir edersiniz? O artık basının... Belki de birçok soruya zaten cevap vermiş olacağız. Sayın Vekilim, Avrupa genelinde Türk çocukları genelde milli, dini ve manevi değerlerimizden uzak yetişiyor. Avrupalılar ile daha çok iç içe olmaları ama bir yandan da Türkiye ve aileleri ile olan bağları kopmuyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın sizce bir kimlik sorunu var mı? Tabii özellikle biraz önce de söylemiş olduğum gibi evrilme sürecini ifade ettim. Bugün artık yurt dışında bir diasporadan bahsettiğimiz, yurt dışında bir Türk toplumundan bahsetmiş olduğumuz bir sürece evrildik. Artık yaşamış olduğu ülkeden başka bir ülkeye göç etmiş, o yaşamış olduğu ülkede bir şekilde organize olmuş, ana vatanıyla olan bağını kaybetmemiş ama yaşamış olduğu ülkede de bir şekilde dışlanma hissine kapılmış olan bir gruba esasında baktığınız zaman diaspora kimliğini veyahut da tanımlamasının yapılabileceğini ifade ediyor birçok bilim adamı. Gelmiş olduğumuz bu evrede evet. Tabii bizi biz olan en önemli değerlerden bir tanesi, belki de en önemlisi aile mefhumudur. Bizde aile son derece kıymetlidir. Aile baktığımız zaman esasında devleti oluşturmanın temel dinamiği olduğunu ifade ediyoruz. Her ortamda ifade edilen bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir devleti yok eder düşüncesi içerisinde esasında baktığımız zaman onları tutan çivinin aile mefhumu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu süreç içerisinde ailemize, aile birliğimize, aile dirliğimize her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerektiğini ve bu ailemizin varlığını korumamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bir diğer noktası tabii ki bizim dil olgumuz. Bizi birbirimizle iletişim halinde tutmak. Avrupa'nın değişik ülkelere göç etmiş olan kardeşlerin birbiriyle olan iletişimini sağlayan en önemli mesele Türkçemize vakıf olmamız. Yani bugün Türkçemizi kaybettiğimiz zaman sadece bir dili kaybetmiyoruz. Aynı zamanda o dilin üzerine oturtmuş olduğumuz bütün medeniyet olgumuzun da tehlikeye girdiğini ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla hem aile birliğimizi korumamız ama aynı zamanda dil birliğimizi korumamızın da son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir diğer nokta tabii ki sivil toplum örgütlenmemiz. Yani bizim sivil toplum çalışmalarımızın gençlerimizi de kapsayacak şekilde, onların düşüncesini de bir şekilde dahil edecek şekilde muhakkak olması lazım. Yani gençlik yapılanmamızı ve hatta gençlerimize yönelik olan çalışmalarımızı biz gençlerimiz adına karar veren bir olgu içerisinde değil, gençlerimizle birlikte karar alan, onları bir şekilde bu karar süreçlerine dahil eden, onların bir şekilde düşüncelerini alıp zamanın ruhuna göre hareket edebilen bir konuma evrilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gençlerimizi anlamayan, gençlerimizi bir şekilde sürece dahil etmeyen, onlar adına konuşan, onlar adına karar veren bir olgu içerisinde hareket edersek, böyle tahmin ediyorum ki gençlerimize bir şekilde parmağımızla işaret edip onları suçlamak yerine bir şekilde onları sivil toplumumuzun içerisine alarak bütün bu sivil toplum hareketlerimizin gelecekte bu gençler tarafından da yönetileceğini bilmemiz gerekiyor. Ben gençlerimiz arasında bir kimlik sorunundan ziyade
önümüzdeki süreç içerisinde onların karar süreçlerine dahil edilerek aile mefhumumuzun, din olgumuzun muhakkak bu gençlerimiz tarafından da daha fazla dinlenmesini sağlayacak ortamların hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili olarak bilmiyorum, biraz sonraki süreçte belki gündeme gelecektir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi Türkiye'nin geçmiş dönemle kıyaslanmayacak şekilde yurt dışındaki özellikle genç neslimize yönelik yapmış olduğu çalışmalar var. İnşallah hem tabandan gelecek olan bu sivil toplum örgütlemelerinden gelecek olan bu destekler ama aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışındaki millet varlığına, millet bilincine sağlayacağı katkıyla bu ilişkiyi, bu bağı güçlendirerek devam edeceğimizi umuyorum. İnşallah. Sayın Vekilim, kısa bir süre önce bizim konuğumuz olan Murat Şahin Beyefendi de bizi izliyor şu anda. Kendisinin size selamları var. Bunu da bu arada iletmiş olalım. Bir de İsviçre Başkanı. Ben özellikle bu süreç içerisinde yurt dışındaki Türk toplumuna yönelik çalışmalarına sahip etmiş olduğum değerli bir kardeşimiz. Ben sizler vasıtasıyla da tekrar kendilerini saygıyla selamlıyorum. Sayın Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı direkt ilgilendiren bir komisyona başkanlık yapıyorsunuz. Bu komisyonun kuruluş serüveni ile ilgili amaçladığı şimdiye kadar olan çalışmaları ve önümüzdeki günlerde ne gibi bir çalışmalara imza atacağıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Bildiğim kadarıyla bu komisyonu siz kurdunuz. Yani bu komisyondan önce baktığınız zaman tabii 1980 darbesinden sonra Türkiye'de belirlenmiş olan anayasanın 62. maddesine baktığınız zaman anayasanın 62. maddesi yurt dışında çalışan vatandaşlara yönelik devletin yapması gereken çalışmaları ifade ediyor. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar değil, yurt dışında çalışan vatandaşlar diyor. Yani 80 darbesini yapmış olan o günkü zihniyet ve o günkü zihniyetin temsilcileri yurt dışındaki vatandaşları sadece çalışan, işveren değil, bir şekilde işçi konumunda çalışan insanlar statüsünde görmüş. Allah'a hamdolsun bugün gelmiş olduğumuz noktada artık yurt dışındaki vatandaşını bir sıkıntı olarak, bir sorun olarak, kendisine yönelik bir tehdit olarak veyahut da sadece ekonomik sahiplerle değerlendirildiği bir ortamın dışına çıkartılarak devleti için yaşayan bir millet anlayışından, milleti için yaşayan bir devlet anlayışına dönüştüğümüz bir ortamda 2010 yılı itibariyle, hatta 2002 yılından itibaren AK Parti iktidarıyla birlikte başlamış, 2010 yılı itibariyle de çok daha hızlı bir sürece evrilmiş olan bazı kurumlar oluşturulmuş. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulmuş, Yunus Emre oluşturulmuş, TİKKAS'ı oluşturulmuş ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na baktığımız zaman, yurt dışındaki konsolosluk sayısına, büyükelçilik sayısına baktığımız zaman, bugün dünyadaki 195 ülkeden 142 tanesinde temsil edilen bir ülke konumuna gelmiş olmamıza baktığımız zaman, Afrika ülkesinde 2002 yılına kadar sadece 12 ülkede büyükelçiliğimizin olduğu bir ortamda bugün 42 tane ülkede Afrika kıtasından bahsediyorum. Büyükelçiliğimizin olmuş olduğu bir ortama gelmiş olmamız yurt dışındaki sürece, dünyanın gelişmesine ama dünyanın gelişmesiyle birlikte yurt dışındaki vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz kıymetin de bir ifadesi. Tabii bu çalışmalarımızdan bir diğeri de yine AK Parti grubumuzun özellikle Dış İlişkiler Komisyon Başkanımız Sayın Volkan Bozkır Bey'in inisiyatifiyle başlamış. AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in de çok ciddi anlamda takibiyle süreci başlatmış olduğumuz yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonun kurulmuş olmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki burada devletin kurumları konuyu takip edecektir, siyasi partiler takip edecektir ama demokrasinin beşiği olan, demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm bu sürecin, tüm siyasi partilerin komisyon içerisinde milletvekillerinin de bulunmasıyla birlikte biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkelerde herhangi bir şekilde insan hakları söz konusuysa, insan hakları ihlalleri söz konusuysa, İslamofobik herhangi bir saldırı söz konusuysa ki bugün Almanya'da yılda 120 tane camiye yapılan saldırıdan bahsediyoruz. Yani her hafta 2 tane camiye saldırının yapıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. İsviçre'ye baktığımız zaman özellikle minarelerle ilgili yapılan referandum sürecini gayet iyi hatırlıyorum. Sünnet yasağının söz konusu olduğu süreçleri hatırlıyoruz. Bugün insanların maalesef dış görünüşlerine göre, yani tesettürlü olup olmamadıklarına göre yapılan saldırıların, fiziki saldırıların varlığını görüyoruz.
tüm bu süreç içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yapılacak olan herhangi bir saldırıda, herhangi bir ihlalde Türkiye Büyük Millet Meclisi Alt Komisyonu olarak bizler çok daha aktif olacağız. İlgili ülkelerin millet meclisleriyle ilgili bu süreci takip edeceğiz ve bu sürecinle birlikte bir tarafta meclis olarak bizler çalışacağız. Bir tarafta tabii ki hükümetimiz bütün çalışmalarını yapacak. Bir tarafta devletin kurumları bütün bu çalışmalarını yürütecek. Yani TOPYEK'in devlet olarak yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha yakın bir diyalog içerisinde çalışacağız. Dolayısıyla meclis bünyesi içerisinde Ekim itibariyle kurulmuş olan bu komisyonumuz yurt dışında yapmış olduğu ilk geziyi Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya yaptı. Oradaki vatandaşlarımızın sorununu yerinde dinleme imkanı buldu. Onların ayağına giderek sorunlarını kendileriyle paylaştı. İkinci gezimizi esasında Nisan ayı itibariyle Fransa, İsviçre ve Avusturya'ya yapacaktık. Maalesef bu COVID-19 sürecinin başlamasıyla birlikte bu ziyaretimizi ertelemek durumunda kaldık. Ama önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bizler bu ziyaretimizi de tamamlayarak, yani Fransa'ya, İsviçre'ye ve Avusturya'ya ziyaretimizi tamamlayacağız. Akabinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avustralya'ya gideceğiz. Çünkü dünya genelinde bugün 6,5 milyona yakın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Hamdolsun Türkiye artık dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir vatandaşına yapılan bir saldırı söz konusuysa oraya gidip bu vatandaşın hakkını koruyan, ama aynı zamanda İsveç gibi bir ülkede yaşayan bir vatandaşının eğer hastanede kendisine yapılacak bir tedavinin yapılmaması durumunda ambulans uçağını göndererek oradaki bir vatandaşını alarak ülkemize getirebilecek konuda dirayet gösteren, yani hiçbir vatandaşını dışlamayan, hiçbir vatandaşını ötelemeyen, her bir vatandaşını kıymet olarak gören bir noktada olmuş olmamızdan dolayı hamdolsun bu yapacağımız çalışmaları da bu çerçeve içerisinde yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Vekilim, Avrupa'da son yıllarda artan bir İslamofobi, ırkçılık var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hedef alınıyor, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi. Zannedersem İsviçre'de bu çok fazla olmadı ama birkaç tane camiye saldırılar falan da oldu. Bu da vatandaşlarımızı tabii ki tedirgin ediyor. Bununla ilgili hükümetimizin bir somut adım atma ihtimali var mı, imkanı var mı? Yani tüm bu çalışmalarla ilgili olarak baktığınız zaman esasında Avrupa Birliği'nin kurulmuş olduğu değerlere de baktığınız zaman veyahut da her bir ülkeyle ilgili görüştüğünüz zaman da din özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün olmazsa olmazlar çerçevesi içerisinde değerlendirildiğini görüyorsunuz. Ancak öbür taraftan baktığınız zaman bugün artık bir şekliyle rutin hale gelmiş. Her türlü yapılacak olan saldırılarda bir şekilde İslamofobik saldırılarının birinci plan haline gelmiş olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her bir ülke başkanıyla yapmış olduğu görüşmelerde özellikle bu konuları muhakkak gündeme taşıyor. Bu konuyla ilgili olarak endişelerini ifade ediyor. Yani bugün bizim medeniyetimiz Allah'a hamdolsun hem Endülüs medeniyetine baktığınız zaman ama aynı zamanda Osmanlı medeniyetine baktığınız zaman havrasıyla, kilisesiyle, camisiyle yan yana olabilmiş hiçbir vatandaşını dininden dolayı, dilinden dolayı, ırkından dolayı dışlamamış, vatandaşını dışlamamış olduğu gibi dışarıdan gelecek herhangi bir saldırı karşısında ilgili ülkelerde emin olmayan insanları da her zaman için kendi bünyesi içerisine almış olan bir milletten bahsediyorum. 1400'lü yıllarda özellikle İspanya'daki Yahudilerin oradaki zulme karşı 2. Beyazıt'ın kapılarını açarak bu insanları ülkemize aldığı bir süreçten bahsediyoruz. Halepçe katliamında Saddam'dan kaçan Kürt kardeşlerimizi kucağımıza atmış olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yine son yapılan Suriye'deki saldırılarda o bölgeden gelen Yezidi olsun, Arap olsun, Türkmen olsun, Kürt olsun, Hristiyan olsun, yani milliyetine, dinine, ırkına bakmaksızın 4,5 milyona yakın olan insanı kabul etmiş olan bir milletten bahsediyoruz. Bizim bu kadar geniş bir olgu içerisinde bakmış olduğumuz çerçevede maalesef Avrupa'da bugün ırkçılığın ve İslamofobik saldırıların çok ciddi anlamda artmış olduğu bir süreçten bahsediyorum. Özellikle Avusturya'nın Salzburg Üniversitesi'nde yapılan son kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman Avusturya'daki Salzburg şehrinde yaşayan insanlarla ilgili bir kamuoyu araştırmasında o bölgede yaşayan insanlardan %50'sinin komşusunun Müslüman olmasını istemediği, Müslümanlarla Hristiyanların aynı eşit haklara sahip olmaması gerektiğini düşünen insanların varlığının çok ciddi anlamda arttığını görüyorsunuz. Dolayısıyla burada siyasilere tabii ki önemli bir görev düşüyor. Burada medyaya önemli bir görev düşüyor. Burada maalesef
Birinci rahlede bu insanlara düşmanlaştırıldığı, ikinci rahlede şeytanlaştırıldığı bir ortamın varlığından çok hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde Avrupa'da artan ırkçılık, özellikle bu COVID-19 süreci içerisinde biraz daha artması ihtimalinin yüksek olduğunu, çünkü artık global anlamda baktığımız zaman maalesef Avrupa Birliği sürecinde özellikle İtalya ve İspanya'daki ülkelerin bu süreçte yalnız bırakılmış olmasının getirmiş olduğu bir eleştiri ortamında, acaba bundan sonra Avrupa Birliği süreci güçlenerek mi ortaya çıkacaktır, güçlenerek mi yoluna devam edecektir, yoksa zayıflayarak mı yoluna devam edecektir, acaba Brexit süreciyle birlikte İngiltere'nin yapmış olduğu bir kopma gibi İtalya ve İspanya'da bir kopma meydana girebilir mi tartışmasının olduğu bir ortamda, eğer bu ülkeler kendi içerisinde kapanırsa, Allah göstermesin, ırkçılığın biraz daha artmış olduğu bir ortam sağlanırsa, bu aynı zamanda Avrupa ülkelerinin her birisi için de bir tehdit olacağı, çünkü bugün ihracat rakamlarına baktığınız zaman serbest piyasa ekonomisi ve globalleşmenin Avrupa Birliği için en önemli olgunun olduğu bir ortamda milliyetçilik akımına karşı, bu faşizan duygulara karşı, başkasını düşmanlaştıran bir anlayışa karşı en başta Avrupa ülkelerinin kendisiyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki bizler devlet olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza yapılan her türlü saldırıya anında cevap veren, kendi şahsımda olduğu gibi Hanau'da biliyorsunuz son aylarda yapılmış olan bir ırkçı saldırı vardı. Hemen akabinde yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığımızla birlikte oraya gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle birlikte görüştürme imkanımız oldu. Cenazelerimizi memleketimize kadar eşlik ederek hareket ettik. Biz devlet olarak asla yurt dışındaki vatandaşımızı yalnız bırakmadığımızı, tüm bu süreçler içerisinde de takibi önümüzdeki süreç içerisinde devam edeceğimizi ve bunu her ortamda siyasi platformda da muhakkak gündeme getireceğimizi bir kez daha sizler vasıtasıyla ifade etmek istiyorum. Sayın Vekilim, vatandaşlarımıza AK Parti hükümetleri döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçimlerde oy kullanma hakkı verildi. Ama oylar Türkiye'ye gidiyor. Bu konuda bir şikayet konusu var ve okurlarımızdan. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi vatandaşlarımız Avrupa'nın da bir seçim bölgesi olmasını istiyorlar. Bu böyle bir talep, böyle bir görüş var. Bu konuda bir çalışma var mı? Tabii öncelikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza 2012 yılında yapılan düzenleme ve 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte sunulan bir imkandan bahsetmemiz gerekiyor. Uzun yıllar boyunca birinci nesil zaman zaman oylarını kullanmak için Türkiye'de ya Kapıkule Gümrük kapılarına veyahut da İstanbul Atatürk Havalimanı'na günübirlik uçan veyahut da günübirlik seyahat ederek orada oylarını kullanarak geri gelen insanların varlığını gayet iyi hatırlıyorum. Belki benim çocukluk dönemime denk gelmişti. Belki sizler de hatırlarsınız. Evet. Dolayısıyla 2012 yılı itibariyle bu yapılan düzenlemeyle birlikte 2014 seçimlerinde ilk defa vatandaşlarımız kendi konsolosluk bölgelerinde oy verebilme imkanına haiz oldular. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın da Türkiye'deki hükümeti belirlerken, referandum sürecinin sonucunu belirlerken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendi oylarını vererek burada etkin bir konuma gelmiş oldular. Tabii burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında AK Parti'nin yapmış olduğu çalışmaları ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ilk etapta bir randevulü seçim süreci vardı. %18.94'tü herhalde siyasi katılım, yanlış hatırlamıyorsam. Daha ki sonraki seçimlerde 2015 yılında genel seçimlerde bu %37'lere yükseldi. Sonra %45, %47 ve en son yapılan genel seçimlerde bu siyasi katılımın %50.01 veyahut da 50.05 civarında olduğunu hatırlıyorum. Tabii bununla birlikte yurt dışındaki yaklaşık 3 milyona yakın seçmenin %50'sinin oy kullandığı bir ortamda ben de yurt dışındaki vatandaşlarımızdan, yurt dışındaki insanımızdan daha fazla milletvekilimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasını arzu ediyorum. Bildiğiniz üzere kendi mensubiyeti bulunmuş olduğum siyasi partimde bizzat o dönem içerisinde 2 tane milletvekili, bildiğiniz üzere 1 tane milletvekili AK Parti'den istifa ederek şu anda başka bir siyasi hareket içerisinde yoluna devam etmekte. Ama o dönem içerisinde AK Parti yurt dışındaki 2 tane insanımızı meclise taşımış ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın da temsiliyetini bir şekilde onlar üzerinden takip etmeye çalışmıştır. Bugün ana muhalefet partisine baktığınız zaman yurt dışındaki vatandaşlarımızı çok önemsediğini belirten, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını önemsediğini ifade eden veyahut da iddia eden bir ana muhalefet partisinden yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsil eden tek bir tane milletvekilinin olmadığını görüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsil eden Cemal Bey'in varlığını biliyorsunuz. Ama bununla birlikte tabii ki bizler
artan oranda yurt dışındaki vatandaşlarımızın mecliste temsil edilmesini uygun görüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda muhakkak bizler de katkımızı sunma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sayın Vekilim, hükümetimizin yurt dışı Türkler Bakanlığı gibi bir bakanlık kurmak gibi bir düşüncesi veya çalışması var mı bu konuyla ilgili? Biraz önce ifade etmiş olduğum gibi özellikle bu süreç içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili daha fazla kurumsal yapıların oluştuğunu görmüş olduk. Yani bugün yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın oluşmuş olması, bugün yurt dışındaki Türklerle ilgili olarak meclis çatısı altında bir alt komisyonun kurulmuş olması ki umudumuz ve temennimiz ve çalışmalarımız inşallah bunun daha sonra ihtisas komisyonu haline gelmesi, bir daimi komisyon haline gelmiş olması, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak devletin daha sistematik olarak konuyu takip etmiş olması ve kurumsallaşmasını da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreç içerisinde eğer bir ihtiyaç hasıl olursa bu konuyla ilgili olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün bu çalışmaları bir bakanlık düzeyinde takibi söz konusu olursa bunu da muhakkak konuşulacak konulardan birisi haline gelecektir. Şu anda net olarak, müşahhas olarak bu konuda bir çalışma olduğunu söyleme imkanım yok. Ama dediğim gibi eğer bu çerçeve içerisinde ihtiyaç hasıl olursa bu konuda değerlendirilebilir. Evet, Sayın Vekilim, ırkçılık ve İslamofobi yüzünden okullarda Türk çocuklarının notlarının düşük tutulduğu şikayetleri geliyor sürekli. İsviçre'de veya bütün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın çocukları işçi ve ustabaşı kalması isteniyor. Yorumlar yapılıyor. Bu konuda Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşları neler yapmalı? Ve Sayın Vekilim, Avrupa genelindeki vatandaşlarımızın örgütlenmesi, lobi faaliyetlerini yürütebilecek güce sahip olmaları, erişebilmeleri için daha neler yapmalılar sizce? Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz bu konuda? Bu konuyla ilgili olarak şahsımın da birçok konuya şahitlik ettiğimi ifade etmem lazım. Bugün Almanya'da Yeşiller Partisi'nde milletvekili olan birisiyle yapmış olduğum görüşmede de o dönem içerisinde Almanya'da lise olarak ifade edilen gimnazyum tarzı bir okul söz konusu. Orada 8. sınıftaydım ben ve yapmış olduğum çalışmalarda hocamın bana kırık not vermiş olduğu bir ortamda bu kırık notu hak etmediğimi belirterek hocamın yanına gitmiştim diyor. Hocama yapmış olduğum itirazda hocamın bana ifadesi aynen şu şekildeydi. Siz yabancı bir ülkeden gelmiş Türk kökenli birisi olarak esasında zaten bu olmamanız lazım. Dolayısıyla sizin bu okulda olmanız zaten başlı başına bir mucize. Bu okulda başararak bir şekilde tamamlayıp üniversite gitmeniz ise inanılması güç bir mucize olur. Dolayısıyla esasında ben size iyilik yapıyorum, sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir adım atıyorum şeklinde tamamen ön yargılı ve bu anlamda insanımızın da önünü bir şekilde tıkayan bir anlayışın varlığını esasında sadece o hocaya has bir tutum olmadığını birçok örneklemede görebilme imkanımız var. Şahsımın da yaşamış olduğu, başka arkadaşlarımızın da özellikle bu anlamda zonda şuurlu diye ifade edilen, daha sonra föra şuurlu olarak ifade edilen, teşvik edilen okullar çerçevesi içerisinde Türk toplumunda ise bir şekliyle deli okulları olarak da zaman zaman belirtilen okullara çocuklarımızın yönlendirildiğini hep beraber şahitlik ediyoruz. Tabii tüm bu çalışmalarda özellikle bugün konsolosluklarımızın her birinde artık eğitim ateşelerimizin olduğunu, dolayısıyla bu anlamda vatandaşlarımızın veli dernekleri çerçevesi içerisinde yine eğitim ateşelerimizle birlikte bu türlü karşılaşmış oldukları her türlü ayrımcı ve ırkçı, dışlayıcı anlayışa karşı mücadele etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tabii yine ailelerimiz vasıtasıyla çocuklarımızın muhakkak bu eğitim süreçlerinin çok daha etkin bir şekilde takip edilmesi, nahil ve kursa dediklerimiz okul dışında da muhakkak bu çocuklarımızı teşvik eden uygulamaların muhakkak artması gerektiğini, geçmiş dönemlerde FETÖ terör örgütünün çocuklarımızın zihnini bulandırmak için bu tür çalışmalarını yaptığı bir ortamda artık bizim insanımızın, milli, manevi, yerli olan insanlarımızın bu tür çalışmalarını da artırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bizim tüm bu yapacağımız çalışmalarla birlikte çocuklarımız adına daha fazla siyasetin içerisinde olabilmek, yerli siyaseti takip ederek her türlü yapılan bu dışlamaları, insan hakları ihlallerini kendi kuracağımız belli sivil toplum örgütlemeleri vasıtasıyla da siyasilerin gündemine getirebilecek hem genel anlamda hem federal anlamda hem de eyalet anlamında bütün bu çalışmaları takip eden, bunları konuşan, dillendiren, bunu basınla paylaşan, susmayan, bir şekilde söylenmeyen ama aynı zamanda söyleyen bir konuma
evlenmemizin gerektiğini sizler kanalıyla da ifade etmek istiyorum. Edilgen bir toplum değil, kendisine güvenen, etkin olan bir toplum haline gelmemiz son derece önemli bu anlamda. Sayın Vekilim, bizi izleyenler arasında Bern Büyükelçiliği, Bern Büyükelçimiz Sayın İlhan Saygılı da var. Kendisine buradan bir selam gönderelim. Ben Sayın Büyükelçimize sizler vasıtasıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla çok yakın yani ilgilenen, bugüne kadar özellikle benim gençliğimde, çocukluğumda belki çatık kaş hükümet dedikleri zat dedikleri diye ifade edilen, gittiğiniz bir ortamda büyükelçiyle bir araya gelme imkanınızın mucize olarak algılandığı, konsolosluklara gittiğiniz zaman çatık kaş olarak bir şekilde karşılandığınız bir ortamdan bugün artık Sayın Büyükelçilerimizin vatandaşın gelişlerini beklemeden, vatandaşın ayağına giden, onların iftarlarına dahil olan maalesef bu COVID-19 süreci içerisinde belki bugün olmadı ama ne zaman ararsak vatandaşa bu hakka gereken ilgiyi, hassasiyeti gösteren bir anlayışa evrilmiş olması, bu anlamda bu anlayışında bugün İsviçre'de temsilcisi konumunda olan Sayın Büyükelçimize ben de sizler vasıtasıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da üstün başarılar temenni ediyorum. Biz de teşekkür edelim Sayın Büyükelçimize bizi takip ettiği için. Sayın Vekilim, yaz aylarında karayolundan ülkemize seyahat eden vatandaşlarımız Kapıkule'de ve İpsala'da gördükleri muameleyi ne Sırp'ta ne Bulgaristan'da görmüyorlar. Zannedersem Avrupalı Türklerin AK Parti'ye verdiği %60'lık desteğin intikamını İpsala'da ve Kapıkule'de alınıyor. Çünkü 12 peron bir perona indiriliyor kamera kayıt yapsın diye. Bu kuyrukların oluşmaması için Kapıkule'de özellikle hangi önlemler alınacak veya alınması gerekiyor? Bu ifadeye maalesef benim katılabilme imkanım yok. Ben bu konuyla ilgili olarak gümrüklerle yapmış olduğum görüşmede hem Kapıkule'de olsun hem İpsala'da olsun hem diğer gümrük kapılarımızda olsun özellikle bu kapılarımızdaki sıraların genişletilebilmesi, peronların genişletilebilmesiyle ilgili olarak çalışmaları yakinen takip eden birisiyim. Hattı zatında bütün bu süreci yakinen takip edebilmek için milletvekili seçildikten sonraki süreç içerisinde milletvekili kimliğimi ifade etmeden, bunu açıklamadan yapmış olduğum bir seyahat de vardı. Dolayısıyla o süreç içerisinde acaba yerinde böyle bir uygulama var mıdır, yok mudur diye yapmış olduğum çalışmalarda da esasında bütün bu yığılmaların Türkiye tarafından kaynaklı bir durum olmadığını, Bulgaristan kaynaklı bir çalışma olduğunu, o dönem içerisinde bazı yavaşlatma girişimlerinin varlığını hep beraber müşahede etmiştik. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Bakanımız nezdinde de Bulgaristan'la yapılan görüşmeler söz konusu olmuştu. Bunu acaba hızlandırabilme imkanımız var mı diye. Biliyorsunuz özellikle bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın gümrük kapılarında beklerken daha iyi hizmet alabilmeleriyle ilgili olarak Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın gümrük kapılarımızda oluşturmuş olduğu ve orada hizmet alımı ile ilgili sağlamış olduğu bir alanın kurulması da söz konusu olmuştu. Ben bu dönem içerisinde de inşallah bu COVID-19 süreci içerisinde bu süreci hep birlikte rahat bir şekilde atlattıktan sonra tekrar karayoluyla seyahatin sağlanabilme imkanının da sağlanmasından sonra özellikle peron genişleme çalışmalarının çok daha hızlı bir şekilde devam ettiğini biliyorum. Ama aynı zamanda vatandaşlarımıza da gümrük kapılarına gelmeden ön beyan uygulaması çerçevesi içerisindeki e-devlet uygulamasından da muhakkak azami ölçüde faydalanmalarını tavsiye etmek istiyorum. Yani bütün bu ön beyan çalışmalarını e-devlet üzerine yaptıkları zaman gümrük kapılarına geldiklerinde çok daha hızlı bir şekilde geçiş imkanının sağlandığını ifade etmek istiyorum. Tabii bir diğer noktada çok zaman dar bir zaman içerisinde çok yoğun bir şekilde bir geçişin sağlandığını da zaman zaman hatırlamak gerekiyor. Yani 2-3 günlük bir zaman dilimi içerisinde belki yüz binler olarak ifade edilebilen bir araç trafiğinin de yönlendirilmesi gerektiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde özellikle oradaki memurlarımız çok yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın esasında işlerini hızlandırarak hareket etmek gayreti içerisindeler. Ama takdir edersiniz ki Bulgaristan tarafında eğer Türkiye tarafındaki kadar geniş peronların olmadığı, birçok peronun hizmet etmediği bir ortamda zaman zaman bazı böyle zorluklar meydana geliyor. Bulgaristan tarafında da bu peronların daha genişletilmesiyle ilgili olarak telkinlerimiz, bu konudaki çalışmalarımız, koordineli olarak çalışmalarımızı yürütme gayretimiz devam etmek. Sayın Vekilim, okurlarımızdan, vatandaşlarımızdan aldığımız en çok şikayet konularından birisi
Türkiye'ye dönüp emekli olabilme hayalimiz neredeyse son çıkan yasa değişikliğinden sonra yok oldu gibi yorumlar yapılıyor, şikayetler geliyor. Bu konuda bir hükümetimizin yeni bir düzenleme yapması söz konusu olabilir mi? Veya bu yönde bir çalışma var mı? Ayrıca bireysel emeklilik konusu getirildi, uygulaması getirildi. Devletimiz Türkiye'de TL üzerinden %25, Euro üzerinden %10 bir devlet katkı payı ödemesi yapıyor. Bu bireysel emeklilik uygulamasının başladı mı ve uygulamaya vatandaşlarımız neden katılsınlar? Vatandaşlarımızın bu konuda avantajları nedir? Tabii öncelikle dünyanın hiçbir ülkesinde yurt dışında boşlanarak emekli olma imkanının olmadığını, sadece bu imkanın Türkiye'de tanıtıldığını ifade etmek istiyorum. Tabii yurt dışındaki borçlanma sürecinin geçmişine baktığımız zaman, özellikle yurt dışında sigortalılık kapsamında çalışmaya giden ama o yaşamış olduğu ülkelerde maalesef sigorta imkanı kazanmamış, sonra Türkiye'ye tekrar gelmiş olan ve Türkiye'de de sosyal sigortaları olmadığı için ciddi anlamda mağdur duruma gelmiş olan insanların bu mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili olarak bu yurt dışı borçlanma süreçlerinin başlatıldığını hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii bu süreçle birlikte geçmiş dönemde baktığımız zaman Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da bu süreçten faydalanarak, yurt dışında borçlanarak emekli olma imkanlarını sağlandığını ama gelmiş olduğumuz noktada yurt dışından borçlanarak emekli olmanın en önemli olgusundan bir tanesi ödemiş olduğunuz primin sizin emeklilik imkanınızı da bir şekilde sübvanse edecek bir noktaya gelmesinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bugün dünyadaki değişik ülkelere de baktığımız zaman, ben Almanya'dayken çocukluğumda emeklilik yaşı 60 idi. Şu anda 67. İsviçre'de şu anda emeklilik yaşı kaç Bahtiyar Bey? 65. Daha ama öncesinde düşünülüyor yani. Daha öncesinde çok daha düşüktü. Neden bu yaş sınırlamaları daha üst sınırlara çekiliyor? Çünkü artık emekliliğin sübvanse edilebilme imkanı yok. Yani çalışma sürelerini artırarak emekli olduktan sonra devletin kasasından başka bir meblağ çıkmaması için bunun kendi kendini kompanze eden, kendi kendine yeterli olan bir noktaya gelmesi lazım. Şu anda yurt dışından emekli olmuş olan insan sayımızın 672 bin olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani yurt dışında yaşayan insanlarımızdan 672 bin insanımız yurt dışından borçlanarak emekli olmuş. Devletimiz yurt dışından borçlanarak emekli olmuş olan insanımızın bu emeklilik maaşlarını ödeyebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden yıllık olarak 2 milyar euro sübvanse etmek durumunda kalıyor. Evet. Türkiye'deki vergi ödeyen insanlarımızdan yurt dışında borçlanarak emekli olmuş olan insanımızın emeklilik parasını ödeyebilmek için 2 milyarlık bir avronun her sene bütçeden verilmiş olması, tabii uzun vadede sürdürülebilir bir olgunun olmadığını da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biraz önce sizlerin de ifade etmiş olduğu gibi bireysel emeklilik kavramı sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Almanya'da, İsviçre'de, başka Avrupa'nın diğer ülkelerinde devletin emekliliğinin yanında muhakkak bireysel emekliliğin de sağlanması ve bireysel emeklilikle birlikte devletten elde etmiş olduğunuz, hak etmiş olduğunuz emeklilikle emekli yaşınız geldiğinizde çok daha rahat bir hayat sürmeniz için bu birikimleri sağlamanız yönünde her devletin muhakkak teşviki söz konusu. Bu çerçevede biliyorsunuz Türkiye'de bireysel emeklilik daha öncesinden mevcuttu. Türk lirasından üzerinden ödediğiniz ve yine Türk lirası üzerinden almış olduğunuz bir süreç vardı. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belki emekli olduktan sonraki süreç içerisinde eğer yurt dışında da hayatlarını devam ettirmek istiyorlarsa bu imkanlarından da faydalanabilmesi için bireysel emeklilik noktasında dövizle ödemiş oldukları primlerini yine emeklilik hak etmeleri durumunda devletin %10'luk bir katkı payını da sağlayabileceği bir ortamda yine emekliliklerini de döviz üzerinden alabilecekleri bir uygulama söz konusu oldu. Bu süreç içerisinde esasında birçok yapmış olduğumuz düzenleme ile birlikte, ki vasilik düzenlemesi söz konusu oldu. Annesi babası vatandaşlıktan çıkan çocukların otomatikmen Türk vatandaşlığından çıkmama meselesiyle ilgili bir düzenlememiz oldu. Boşanma meselesiyle ilgili bir düzenlememiz oldu. Askerlik meselesiyle ilgili bir düzenlememiz oldu. Yine bireysel emeklilikle ilgili de yapmış olduğumuz düzenlemede yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle ödedikleri primi yine döviz cinsinden de tekrar alabilme imkanlarını sağlamış olduk. Bu konuyla ilgili Sayın Vekilim, gazetemizin haber müdürü Sayın Osman Sakan'ın bir sorusu var size.
Gazetemize gelen vatandaşlarımız arıyorlar. Emeklilik ödeme cetveli. Gelen vatandaşlarımız korona sebebiyle 2 ay erteleme istiyorlar. Çünkü bankaya gitmek dahi bu konuda bir girişim olacak mı diye bir soru yöneltmiş. Bankaya gitmek noktasında anlamadım sorunuzu. Emeklilik ödeme cetveli gelen vatandaşlarımız korona sebebiyle 2 ay erteleme istiyorlar. Çünkü bankaya gitmek dahi sorun, bu konuda bir girişim olacak mı? Bankaların şu anda açık olduğunu biliyorum. Ziraat Bankası'nda bu imkanların sağlandığını biliyorum. Avrupa'daki Ziraat Bankası şubelerinde bu ödemelerin yapılabildiğini biliyorum. Aynı zamanda yine bu vatandaşlarımızın Türkiye'deki bir tanıdıklarına bir akrabaları yoluyla bu ödemelerin gerçekleştirilebildiğini biliyorum. Biliyorsunuz SSK Genel Müdürlüğümüz özellikle bu süreç içerisinde bazı belgelerin temini noktasında Avrupa'daki ülkelerde devlet dairelerinin kapalı olmasından mütevellit bu süreçleri uzatan kararlar almıştı. Ancak bankalarla ilgili şu anda bankaların açık olduğu bir ortamda, dijital ortamda havalelerin yapılabildiği bir ortamda ve Türkiye'deki bir akrabaları vasıtasıyla, bir tanıdıkları vasıtasıyla tüm bu ödemelerin yapılabildiği bir ortamda Türkiye'deki vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir şekilde bir ertelemenin söz konusu olmadığı bir ortamda ödemelerle ilgili şu anda alınmış olan bir karar yok. İnşallah zaten 28 Mayıs'tan sonra tekrar yurt dışındaki özellikle uçuşların da tekrar peyderpey sağlanması, bir süreç içerisinde bir normalleşmenin de sağlanması ile birlikte öyle tahmin ediyorum ki zaten böyle bir talebin bir şekilde karşılık bulması için durumunda söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Sayın Vekilim, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın emekli olanların maaş alabilmeleri için kesin dönüş şartı var. İsviçre'dekiler hiç olamıyorlar. İsviçre'de oldukları sürece zaten hiç imkanları yok. Avrupa Birliği Sözleşmesi'nden kaynaklanıyor bu galiba. Oysa Türkiye'de emekli olan vatandaşlarımız küçük bir kesintinin ardından yine çalışmaya devam edebiliyorlar ve emekli maaşlarını alabiliyorlar. Aynı hakkın yurt dışındaki emeklilere tanınması olamaz mı? Yani ben emekli olmak için kesin dönüş şartının olmadığını biliyorum. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız herhangi bir şekilde sosyal bir yardım almıyorlar ise veyahut da herhangi bir yerde çalışmıyorlar ise ki bu emeklilerin kesilmesiyle ilgili olduğunu biliyorum. Emekliliklerinin devam ettiği konusunda bir bilgim var. Tabii bununla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, emekli olanlarının yarım gün çalışabilmelerini imkan tanıyan bir konuyla ilgili olarak inşallah bizim Ramazan sonrasında meclisin gündemine getireceğimiz bir kanun teklifimiz olacak. Bu kanun teklifimizi biz AK Parti grubumuz vasıtasıyla inşallah ilgili komisyonumuza ileteceğiz ve genel kurula gelmesi için gayret göstereceğiz. Bu kanun teklifimizi inşallah yarım gün çalışılabilmesiyle ilgili vereceğimiz kanun teklifimizin yasalaşması durumunda yurt dışındaki vatandaşlarımızdan emekli olmuş olan ve halen yaşantılarını bir şekilde yurt dışında devam ettiren insanlarımızın yarım gün çalışabilme imkanları olacaktır. Bir kez daha sizlerin biraz önceki ifade etmiş olduğunuz emekli olan insanların kesin dönüş yapılması gerektiği konusundaki bilginin doğru bir bilgi olmadığını da belirtmekte fayda lazım. Ben de bu konuda %100 emin değilim ama İsviçre'dekinden %100 eminim. Çünkü İsviçre'den siz kesin dönüş yapmadan Türkiye'de emekli olamıyorsunuz. Emeklilik hakkını elde ediyorsunuz. İsviçre'deki insanımız bildiğim kadarıyla oraya has bir uygulama söz konusu. Oradaki vatandaşlarımız evet, çalışmadıkları bir süreyi borçlanarak emekli olma noktasında sayılmasını arzu ediyorlar. Emeklilik bittikten sonra ise oradaki o sosyal olgunun yani çalışmadıkları sürenin ise kendilerini çalışmıyor olarak kabul edilmesini arzu ediyorlar. Yani borçlanarak, borçlanırken bunun gün olarak sayılmasını arzu etmiş olduğumuz bir şeyi emeklilik süresinin dolduktan sonra sayılmamasını isterseniz her ikisinin olması mümkün değil. Ya borçlanırken bunun gün olarak sayılmasını arzu etmeyeceksiniz veyahut da emekli olduktan sonraki süreç içerisinde ise bunun bu şekilde olduğunu kabul etmek durumundasınız. Ama her ikisini biz kabul edelim, borçlanırken bu günlerin sayılmasını arzu edelim, akabinde de işte emeklilik yaşımız geldiğinde esasında biz efendim hayır çalışmıyoruz, bu İsviçre'ye has bir uygulama derseniz burada meydana gelen bu tezatın muhakkak çözümlenmesi gerekiyor. Ben SSK'nın bu konuyla ilgili olarak
İsviçre'deki birçok sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiğini, bu konuyu kamuoyuyla muhakkak görüşmeleri gerektiğini ifade ettiğimde kimsenin elini taşın altına koymak istemediğini de birçok kez gözlemleme imkanım oldu. Evet, Sayın Vekilim, bir başka konu da sizin gülümsediğinizi fark ettiğim için söylüyorum. Yurt dışı telefon kaydı harcım meselesi var. 1838 TL ödemek zorunda vatandaşlarımız Türkiye'ye gelip bir telefon kaydettirdikleri zaman. Ancak bu konuda şikayetler var ama 4 ay bildiğim kadarıyla vatandaşlarımız telefonlarını kayıt ettirmeden de kullanabiliyor Türkiye'de. Bu rakamı gurbetçilerimiz neden ödemek zorunda kalıyorlar? Yani önemli nokta bence burası. Çünkü neden ödenmediği konusu daha aktüel bence. Neden ödenmek zorunda olduğu. Çünkü bir vergi ödüyoruz ama niçin ödediğimizi bilmiyoruz. Atiyer Bey, şimdi yurt dışındaki vatandaşlarımız 120 gün boyunca cep telefonlarını Türkiye'de kullanabiliyorlar. Ancak siz yurt dışındaki vatandaşları kapsayan ama yurt içindeki vatandaşları dışlayan bir kanun teklifini getiremezsiniz. Evet. Böyle bir uygulamayı yaptığınız zaman Anayasa Mahkemesi tarafından bu eşitlik ilkesine aykırı bulunur ve kabul edilmez. Eğer siz bu demiş olduğunuz çerçevede yurt dışındaki vatandaşlara bu imkanı tanıdığınız zaman 83 milyona da bu imkanı tanıdığınız bir ortamda Türkiye'de telefon hattı satarsınız ama telefon satamazsınız. Telefonu satmadığınız bir yerde de devletin kasasına vergiyle birlikte herhangi bir şekilde gelirin gelmediği bir ortamın tabii ki kabul edilebilir bir olgu olmadığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada sadece yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik bir şekilde bir pozitif ayrımcılık yaparsanız ki yurt dışındaki vatandaşlarımız birçok yerde de efendim bizler işte maalesef negatif ayrımcılığa uğradığımız ifade etmiş olduğumuz bir ortamda böyle bir uygulamanın Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesi çerçevesi içerisinde değerlendirilerek çok hızlı bir şekilde iptal edileceğini bilmemiz gerekiyor. Kaldı ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın zaten Türkiye'ye gelmiş oldukları tatillerde herhangi bir şekilde mağdur olmamaları için her türlü önlem alınıyor. Yine biliyorsunuz bu COVID-19 süreci içerisinde 120 günün sonunda kapanılan bu telefonların kapanmaması için bu süreç içerisinde yurt dışına tekrar çıkış sağlayamayan bir ortamda bu 4 aylık sürenin yani 120 günün 160 güne ertelendiğini, eğer Mayıs ayı sonu itibariyle de tekrar kapıların açılmaması durumunda bu sürecin bir ay daha uzatılabileceğini de sizler kanalıyla bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet. Sayın Vekilim, bu arada biraz önceki konuya dönecek olursak İsviçre'de durum şu şekilde farklı. Minimum emeklilik ücretinin miktarı 65 yaşına kadar 480 frank ödeme mecburiyeti olduğu için Türkiye burada çalışmayan yani İsviçre'de çalışmayan vatandaşı çalışıyor olarak kabul ediyor. Durum biraz farklı. Çalışmayan vatandaşımız borçlanırken o sürelerinin çalışıyor olarak kabul edilmesini istiyor. Yok, hayır. Efendim? Türkiye İsviçre'de çalışmayan vatandaşımızı çalışıyor olarak kabul ediyor. Tekrar ifade ediyor. O çalışmayan vatandaş borçlanırken yurt dışında bir borçlanmamız gereken bir gün sayısı var değil mi? O gün sayısını evet. belirlerken İsviçre'deki vatandaş diyor ki efendim ben burada prim ödüyorum, bugünü borçlanmak istiyorum diyor. O çalışmadığı günü borçlanıyor. Evet. Borçlanmış olarak kabul edilmesini istiyor. 65 yaşını doldurduktan sonra da diyor ki efendim ben çalışmıyorum. Yani bunun kendi içerisinde bir tezatı var Bahtiyar Bey. Orada gün olarak sayılırken çalışıyor olarak kabul edilmesini istiyorsanız 65 yaşının sonunda da çalışmıyor olarak kabul edilmesini istiyorsanız bunun kabul edilebilme imkanı yok. Evet. Sayın Vekilim. Evet, Sayın Vekilim, merak edilen bir başka konu da birkaç hafta içerisinde tekrar Avrupa'dan uçuşlar Türkiye'ye başlarsa, vatandaşlarımız tekrar Türkiye'ye gelebilirse, seyahat edebilirlerse, Türkiye'de 14 günlük bir karantina söz konusu olacak mı diye bir soru var. Ancak bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un uygulamayacağına dair bir açıklaması var. Bu konuda sizin yeni bir bilgiye sahip misiniz? Olmayacağına dair bir açıklaması var. Orada bir kesinti oldu efendim. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un bir açıklaması var.
14 günlük karantina süresi yurt dışından gelen vatandaşlarımıza turizm sezonunda, yani yaz sezonunda uygulanmayacak diye bir açıklaması oldu. Efendim, bu süreç içerisinde biliyorsunuz 28 Mayıs'a kadar Türkiye'de hem yurt içi hem yurt dışının tamamen askıya alındığı bir süreci ifade ediyoruz. 28 evet. Mayıs itibariyle hangi ülkelere bu uçuşların kademeli olarak başlayacağı ile ilgili olarak hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey'in başkanlığında hem Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu çerçevesi içerisinde çalışmalar devam ediyor. Zaten ilgili ülkelerle ilgili bu süreç başladıktan sonra o ülkelerde COVID-19'la ilgili, yani bu pandeminin kontrol altına alındığına emin olunması gerekiyor. Yani bugün belki önümüzdeki süreç içerisinde benim Almanya'yla, Avusturya'yla, kısmen İsviçre'yle başlama ihtimalini görmüş olduğum bu birinci başlama etabını tabii ki İspanya'yla veyahut da İtalya'yla düşünebilme imkanının zor olduğunu düşünüyorum. Yani bir basamaklı geçiş sürecinin olacağını ve bu ülkelerle bu uçuşların kademeli olarak başlayacağını belirtmekte fayda mülahaz ediyorum. Tabii bununla ilgili önemli bazı çalışmalarda yine IATA çerçevesi içerisinde acaba bir seyahat karnesinin düzenlenebilmesiyle ilgili olarak da bir çalışma durumu söz konusu. Yani bir seyahat karnesi alınması, bir sağlık karnesinin alınması, bu sağlık karnesinin en fazla kaç gün zaman zarfı içerisinde alınabileceği veyahut da alındıktan sonra kaç gün geçerse seyahat gerçekleşebilir veyahut da kaç günden sonra seyahat gerçekleşemez konusuyla ilgili bazı çalışmaların varlığını biliyorum. Tabi uçuşlara binerken özellikle öksürük var mıdır, herhangi bir ateşi var mıdır gibi bazı uygulamaların da söz konusu olacağını biliyorum. Bütün bu uçuşlardaki alınacak önlemlerin ilgili karşılıklı ülkelerle muhakkak koordineli bir şekilde, çünkü sadece takdir edersiniz ki Avrupa'nın belli ülkelerinden Türkiye'ye seyahat olmayacaktır. Aynı zamanda Türkiye'den de o ilgili ülkelere seyahat olacaktır. Dolayısıyla ilgili evet. ülkelerle de karşılıklı olarak yapılacak olan çalışmalar neticesinde netleşeceğini tahmin ediyorum. Ama yine ifade etmem gerekiyor ise, benim kendi şahsi düşüncemi belirtmem gerekiyorsa, bu 14 günlük zorunlu karantina uygulamasından ziyade belki vatandaşlarımızın kendi gönüllü karantina uygulamasının da teşvik edileceği bir çerçeve içerisinde oturtulabilir. Ama tekrar ifade ediyorum, süreç dinamik bir süreç. Dolayısıyla şu anda kesinlikle bağlayıcı, net ifadelerde bulunma imkanı yok. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'deki bu COVID-19 süreciyle ilgili gösterilen başarı, ki hamdolsun bugün baktığımız zaman 144 bin COVID vakasının olduğu bir ortamda 104 bin insanımızın artık iyileştiğini, iyileşme oranının %72,5'lar seviyesinde olduğunu, bugün Avrupa'da ve dünya genelinde Türkiye'nin COVID-19 süreci içerisinde göstermiş olduğu başarıyı birçok ülkenin takdir ettiği ve bu çalışmayla ilgili bizlerin de kendilerine örnek teşkil ettiği bir ortamda Avrupa ülkelerindeki bu çalışmayla ilgili olarak da gerekli çalışmalar netleşir ve COVID-19'la ilgili olarak önlemler daha ileri bir seviyeye çıkartılır ve bu süreç hızlı bir şekilde başlamış olur. Sayın Vekilim, yazarımız Sayın Hüseyin Samsunlu 3 soru yöneltmiş size. Birincisi, çifte vatandaş gençlerimizin askerlikten muafiyetten kaynaklanan sorunların çözümünü talep ediyor. İkincisi, 3201 sayılı yasadan kaynaklanan emeklilik işlemlerinde yaşanan problemlerin çözümü olacak mı? İsterseniz tek tek gidelim. 3200 sorunların daha sağlık edilmesini rica ediyorum. Yani o soru geniş bir soru. Ne? 3201 evet. sayılı yasada sorun olarak görmüş olduğu mesele nedir? İşte onu tam olarak yazmamış. SGK? Bu yurt dışından borçlanarak emekli olmanın falan içeriğini konuşuyoruz. Bu 3201 sayılı yasada. Dolayısıyla burada evet. belirtilmesi gereken sorunu da netleştirmek gerekiyor. Ama çifte vatandaşlıkla ilgili olarak soru bitti mi pardon bu arada, yoksa bir başka soru daha var mı? Üçüncü soruda da İsviçre'deki temsilciliklerimizde boş olan ateşeliklere ne zaman atama yapılması düşünülüyor diye bir soru sormuş. Şimdi birincisi, bu çifte vatandaşlarımızın biliyorsunuz daha önceki dönem içerisinde
yaşamış oldukları ülkelerde askerlik yapmaları durumunda Türkiye tarafından da askerlik yapılmış kabul ediliyordu. Bu yeni askerlik reformumuzla birlikte bu süreçlerin her bir ülkeyle karşılıklı olarak anlaşma çerçevesi içerisinde netleştirilmesi gerektiğiyle ilgili olarak bir karar alındı. Ben bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, yine İsviçre ile ilgili olarak sürecin başlatılabilmesi ve bunun karşılıklı olarak görüşmelerinin sağlanabilmesiyle ilgili olarak tavsiyelerimi, düşüncelerimi paylaşmıştım. Ben Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Sayın Büyükelçimizle de bu konuyu görüşmüştük. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde İsviçre'li yetkililerle bu sürecin konuşulacağına dair bir bilgim var. Bununla birlikte 3201 sayılı yasayı biraz önce ifade etmiş olduğum gibi onu biraz daha müşahhas hale getirmek lazım. Ama yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak özellikle eğitim ateşelerimizin ve yine aile ateşelerimizin, çalışma ateşelerimizin muhakkak daha etkin bir şekilde ekip olarak, istihdam olarak sağlanmasıyla ilgili olarak düşüncelerimi ben en son Aile Bakanımızla yapmış olduğum görüşmede de ifade etmiştim. Böyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde aile ve sosyal çalışmalar konusundaki vatandaşlarımızın, ateşelerimizin istihdamının çok daha yoğun bir şekilde olacağı, çünkü artık birinci neslimizin tamamen çalışma konularıyla ilgili olan meseleler üzerinde yoğunlaşırken, bugün artık üçüncü neslimize baktığımız zaman, dördüncü neslimize baktığımız zaman özellikle aile konusuyla ilgili sorunlarımızın arttığı, kadınlarımızın özellikle yaşamış olduğu toplumda fiziki saldırıya uğradığı, İslamofobik saldırıya uğradıkları bir ortamda, yine maalesef genç neslimize baktığımız zaman özellikle bağımlılık noktasındaki bazı uyuşturucu tüketiminin geniş alana yayıldığı bir ortamda, bağımlılık sorununun arttığı bir ortamda özellikle aile ateşelerimizin fonksiyonlarının çok daha önemli hale geldiğini, eğitim ateşelerimizin de biraz önce belirtmiş olduğum çerçeve içerisinde çok daha önemli hale geldiğini biliyorum. Devletimiz hamdolsun bugün artık dünyanın değişik ülkelerindeki oluşturmuş olduğu konsolosluk sayısındaki artışı, Avrupa genelinde de ateşeliklerimizin sayısını artırarak yoluna devam edeceğini ifade edebilir. Sayın Vekilim, bir başka okuyucumuz, yurt dışında yaşayanlar olarak Türkiye'de yaşadığımız sorunlar var. Gurbetçiler yolunacak kaz olarak gören kesimlerin var olduğu kesin. Bu durumda hakkımızı nasıl koruyabiliriz diye bir soru sormuş. Bizim yurt dışında ve yurt içinde kabullenmemiz bir durum var mı? O konuda bir çalışmanız var mı diye sormuş size. Galiba burada şunu kastediyor. Biz Almanya'da da, İsviçre'de de, Avrupa'da da yabancıyız. Türkiye'ye gelince Türkiye'de de yabancıyız. Bizi farklı mı görüyorlar Türkiye'de demek istiyor galiba. Yani özellikle tabii ben biraz önce de yapmış olduğum konuşmada 1961 iş göçü anlaşmasıyla gelmiş olan insanlarımıza uzun bir müddet ekonomik sahiplerle baktık. Yani ben bugün baktığınız zaman gurbetçi tanımlamasını veyahut da Almancı tanımlamasının Türkiye'de maalesef sosyal anlamda da baktığınız zaman, sosyal statü anlamında da baktığınız zaman çok üst seviyede algılanan veyahut da çok üst seviyede bir algısı olan bir tanımlama olmadığını pekala bilinci içerisindeyim. Bugün baktığımız zaman artık yurt dışındaki yaşayan insanlarımızı bir Almancı veyahut da gurbetçi tanımlaması üzerinden değil, Avrupalı Türk toplumu tanımlaması üzerinden okumamız gerektiği bir süreçteyiz. Daha sonraki süreç içerisinde maalesef yine darbelerin olduğu bir süreçte yurt dışındaki vatandaşlarımızı sadece ekonomik sahiplerle değerlendirmek değil, öbür tarafta bir güvenlik sahikiyle de değerlendiren bir insan bir süreç yaşadık. Yani sakalların camisi olarak adlandırılan, makbul vatandaş olarak görülen, makbul olmayan vatandaş olarak tanımlamasına sağlandı. Hangi siyasi partiye oy veriyorsanız o siyasi parti üzerinden sizin bir şekliyle devlete aykırı veyahut da devlete yakın olduğunuz ifade edilen süreçleri hep beraber yaşadık. Ama gelmiş olduğumuz noktada evet, hamdolsun bugün artık özellikle AK Parti iktidarıyla yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın yakınında olmaya çalışan, gitmiş olduğu ülkelerde vatandaşlarıyla bütünleşen, Sayın Cumhurbaşkanımızın her gitmiş olduğu ülkelerde muhakkak vatandaş topluluğuyla bir araya gelen, onlarla hemhal olabilen, bugün biraz önce de ifade ettiğim gibi Büyükelçilikler kanalıyla vatandaşların içerisinde olan, onların sorunlarını dinleyen, eğer bir yerde bir saldırı söz konusu olmuşsa muhakkak o saldırı yerine hızlı bir şekilde gidebilen, vatandaşının gözündeki yaş yere toprağa değmeden avucunu uzatabilip onunla
dertleşebilen bir ortamın varlığını görmemiz gerekiyor. Tabii bununla birlikte bütün sorunlarımız çözümlenmiş durumda mı? Tabii ki değil. Ama bugün artık yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını verebildikleri bir ortamda temsilci olarak da, hizmetçi olarak da, hizmetkar olarak da şahsımın da mecliste yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını dillendirebildiği, konuşabildiği, her türlü platformda bu kardeşlerimizin hakkını savunabildiği bir ortamın gelmiş olduğu noktayı da tabii ki belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte önümüzdeki süreç içerisinde yurt dışındaki insanlarımızın sorunlarının daha yoğun bir şekilde gündeme getirilebilmesi için gayretli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ancak emin olmalarını istiyorum. Yurt dışındaki bir vatandaşımız, yurt içindeki bir vatandaşımız kadar asli bir unsurumuzdur. Devletimizin aslı asla vazgeçmeyeceği bir unsurdur. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü konuşmasında zaten yurt dışındaki vatandaşlarımızın yurt içindeki vatandaşlarımız kadar kıymetli olduğunu ifade ediyor. Sayın kardeşimizin ifade etmiş olduğu tırnak içerisinde ifade etmek istiyorum. Yolunacak bir kaz olgusu içerisinde bizim yurt dışındaki insanımıza bakmamız asla söz konusu olamaz. Bizim anlayışımızın temsili asla bu şekilde olamaz. Biz yurt dışındaki vatandaşımızı yaşamış olduğu ülkede daha fazla söz hakkı sahibi olmaya, yaşamış olduğu ülkede muhakkak siyasetin içerisinde, sivil toplumun içerisinde muhakkak daha etkin olmaya davet ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Dolayısıyla evet, bir Türkiye ile olan bağını devam ettirebilen, kökeni ile olan bağını devam ettirebilen, yani istikbalin sadece göklerde değil, aynı zamanda köklerde de olduğunu ifade edebilen, bağımızı kökümüzle kaybetmiş olduğumuz zaman bir ağacın yaşama şansının olmadığını bildiğimiz bir ortamda inşallah bu çerçeve içerisinde çalışmalarımızı yürütmemiz gerektiğini belirtmekte fayda mülahaz ediyorum. Sayın Vekilim, çok çok teşekkür ederim size. Sizi bayağı yorduk. Bu mübarek günde sizi bayağı terlettik hem sorularımızla hem cevaplarınızla. Son yayınımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi tekrar bir toplantıya daha katılacağınızı biliyoruz. Sizi daha fazla yormamak için son olarak vermek istediğiniz bir mesaj, bir bilgi var mı? Son sözlerinizi alabilir miyiz? Ne vasıtasıyla bir kez daha yurt dışındaki kardeşlerimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlamak istiyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin asla yalnız olmadığı, her türlü konuda elimizden geldiği kadar yurt dışındaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyeti olarak bugün dünyanın değişik ülkelerinden gelip bir şekliyle bu zalim ülkelerdeki yöneticilerden kaçan insanlara kucak açan, bugün dünyanın 4,5 milyon insanına, bunlar Suriyeli olmak üzere, Afganistanlı olmak üzere kapısını açmış olan bir milletin ve insani bir noktada ve girişimci bir noktada dış siyaset izleyen bir ülkenin bugün 2017-2018 yılına baktığımız zaman gayri safi milli hasılasına göre en fazla yardım yapmış olan, yine COVID-19 süreci içerisinde tıbbi yardım noktasında 77 ülkeye tıbbi olarak yardım yapmış olan, onların bir şekilde sıkıntısına koşmuş olan, Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi iki uçak dolusu yardım göndermiş olan bir ülkenin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına karşı duyarsız kalması asla söz konusu olamaz. Oradaki vatandaşlarımızın her bir sıkıntısı olduğu zaman muhakkak bizler burada en önemli çalışmalarımızı yürütmek durumundayız. Yani Hazreti Ömer'in ifade etmiş olduğu gibi Nil'in kenarında kuzuyu bir kurt yemiş olsa bunun bizim sorumluluğumuz içerisinde olduğunun bilinci içerisindeyiz. Ben her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki süreç içerisinde de yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakinen ilgileneceğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii yapacağımız, biraz önce ifade etmiş olduğum gibi yarım gün çalışma meselesi var. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ehliyetlerinin bir seneden iki seneye çıkartılmasıyla ilgili meseleler var. Tüm bu meseleleri geniş bir çerçeve içerisinde takip ettiğimizi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın her bir sorunun yakinen bildiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vasıtayla bir kez daha sizleri, bizleri bugün misafir ettiğiniz için, bizleri kendimizi ifade etme zemini sağladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Post gazetesine teşekkür etmek istiyorum. Ve yurt dışında yaşayan tüm kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bayram sonrası işte inşallah hep beraber tekrar kucaklaşabilmeyi, bir araya gelebilmeyi, hasret giderebilmeyi Rabbimden temenni ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar Sayın Vekilim. Çok çok teşekkür ederiz size verdiğiniz bilgiler için. Kıymetli takipçilerimiz, çok çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Maalesef Sayın Vekilimizin, vekilimize yöneltmiş olduğunuz bazı soruları yöneltemedik. Çünkü zamanımız yetmedi. Sayın Vekilimiz bir toplantıya daha katılacak bu saatte. Onun için sizlerin affınıza sığınıyoruz artık. Bir başka yayında inşallah bütün sorulara cevap verebiliriz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.